İnanamıyorum. Yani hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Hiç bu kadar aşağılanmamış mıydınız? İşte asıl şimdi ben çok aşağılandım. Suzan, benim için yazdıklarım çok özel şeyler. Ben... Bak eğer şu senin için bir anlam ifade ediyorsa... bu yazdıklarımı şimdiye kadar hiç kimse okumadı. Bundan sonra da okumayacak. Ömer Bey. İşte kitabın. Yalnız 9. sayfaya biraz kuş burnu döküldü. Merve, bu dosya çekmeyeceğim dedi. Üzerinde çok özel yazıyordu. Ayrıca kişisel klasörün içindeydi. Tamam. Anladım. Bazı kimselerin okumasını istemiyordun. Bu bazı kimselere sen de dahilsin Melek. Şaka mı canım bu? Eğer gerçekten hiç kimsenin okumasını istemiyorsan... duvardaki gizli kasanı koysaydın. İstersen açayım da koyuver. Dışarı. Ay. Dışarı. İyi tamam. Tamam o. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu adam muhteşem bir yazar. Buraya gel. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Daha ilk sayfadan kendimi öyle bir kaptırmışım ki... Cem Yılmaz'a götürmem gereken sözleşmeyi bile unuttum. Ne? Cem neredeyse bir saat sonra Londra'ya gidiyor. Ömer Bey, istiyorsan ben hemen fırlayıp gidivereyim. Kitabının ne kadar güzel olduğunu sana sonra anlatırım. Yok, hayır. Dur. Suzan gider. Ömer! Peki, ver şu anlaşmayı. Yalnız bir saat havaalanına hayatta yetişemem. Haklı efendim. Süpürgesini yanına almayı unutmuş. Acaba iftar topuna yerleştirsek yetişir mi dersiniz? Hey Melek. Nerede kalmıştık? Baş karakteri çok beğendim Ömer Bey. Zengin ve yakışıklı sanayi devi... hayatının baharında... trajik bir olay sonucunda dul kalır. Ve 3 çocuğuna... kendi başına bakmak zorundadır. Ömer Bey... ya bu fikirleri nereden buluyorsunuz? İnanamıyorum. Hayal gücümü serbest bırakıyorum. Coşuyor. Asıl favorim yaşlı uşak. Ne? Tam bir fesat. Sanırsın ki malikanenin efendisi. Patronu ne zaman arkasını dönse purolarını içiyor, en pahalı konyaklarını yudumluyor. Evet ama bunları yalnız salonda yapabiliyor. Çünkü jacuzzi sürekli dadın işgali altında. Herkes gittiğine göre gelelim yakışıklı sanayiciyle kafasında rengarenk tokalar bulunan güzeller güzeli mürebbiyeye. Aralarında şey var. Yani anlarsın ya Gandhi'yi. Ha, demek beğendin ha. Muhteşem. Onca yıldır tırmanan aşkın ardından gelen düğün gecesi. İnanılmaz. Melek, onlar evlenmiyor ki. Canım ben halkın beklentisini söylüyorum. Pertev, bu inanılmaz. Ye beni diyor, ye beni. Kadının iştahını kabartma hususunda üstüme yoktur. Pertev. Uzak dur bakayım. Daha iftara çok var. Ay uyuşturucu kokusu olan köpekler gibisin yani anne. İftara kadar bunun başında nöbet mi tutuyorsun sen? Bir tadına bakayım. Şekerim yüzünden oruç tutamıyorum. İlaç niyetine bu iyi gider. Anne, geleli daha 3 saniye oldu. Pasta mı yedin? Bana bağırdın. Ama kuzen Fatma'nın düğün davetiyesini hala göstermedin. Çantamda. Bu arada Dürdane teyzenin kızı Sultan oğlunu Ramazan'da sünnet ettirmek istiyormuş, sevaptır diye. Koca sülalede herkese barışık olan bir tek ben varım.
Bizim evde en uygun ev. Bu durumda sünnet bizim evde olacak. İftar yemeği de vermek mecburiyetinde kalacağım. Anne, bütün sülaleyle aranın iyi tutulmasını söyleyen sendin. Yani kendin kaşındın. Ama bu kadarı fazla. Rahim ameliyatı olduğumu söylerim. Bunu tam 4 kere söylemiştin. Uyanmasınlar. Onu babanın sülalesine söylemiştim. Anne, doğrusunu söylesen ne olur sanki? Ne yaparlar ki? O zaman beni Antalya'daki evlerine davet etmezler. Ben de bütün kışı burada geçirmek zorunda kalırım. Melek, şu pisliğe söyler misin? Beni çekmeye devam ederse o kamera bağırsaklarını görüntüleyecek. Ne yani, bana ittirecek misin? Bir tahmin hakkın daha var. Tolga, boş vakitlerini neden daha yararlı şeylerle doldurmuyorsun? Çünkü babamın benim için yatırdığı parayı 18'ime kadar çekemeyeceğim. Ben de o güne kadar geçecek zamanı doldurmaya çalışıyorum. Korkunç! Halbuki sen üniversiteyi, kariyerini ve emekli olduktan sonra dadını alacağın Bodrum'daki evi düşünmelisin. Eğer bana süt getirirse evi düşünebilirim. Tolga, kendine uygun bir uğraş bulmalısın. Madem kamerayı bu kadar fazla seviyorsun, o zaman yönetmen ol. Hatta belki meşhur olup Hollywood'a bile gidersin. Ben de Bodrum'a kazık çakmadım ya, ben de gelirim seninle Hollywood'a. Zaten en iyi estetikçiler de oradaymış. Anne, biz sünnet düğününü video çekmesi için neden Tolga'yı kullanmıyoruz? Bu kadar ciddi bir işi becerebilir mi dersin? Tolga çok olgun ve sorumluluklarını bilen bir çocuktur. Ne yapıyorsun Tolga? Bak, benim emrivaki Antalya seyahatlerim bu sünnete bağlı. Onu mahvetmek istemem. Sonra para konusunda... 10 milyona yapar. Anlaştık. Yalnız beni yerken çekmeyeceksin. Tolga, bu demek oluyor ki annemi hiç çekemeyeceksin. Aman anne, sakin ol, tamam geliyorum. Doğru değil anne. Sünnet için verilen iftar yemeğinde ufak ufak sosisler ikram etmen doğru değil. Melek, bu taktığın aksesuarların sünnet için uygun olduğuna emin misin? Yani sakın sünnetçinin dikkatini falan dağıtmasın. Onun aklında tek şey var. Siz gelmek istemediğinizden emin misiniz? Evet. Hadi Tolga, hadi. Hadi. Dolabımdan kravat beğeniyor. İlk işimde ciddi görünmek istiyorum. Kocaman bir servis tabağında yanında garnitürlerle yatmazsa bizimkiler onu fark etmez bile. Melek, çok etkilendim. Tolga'yı boş boş oturmaktan kurtarıp böyle bir işe teşvik etmen mükemmel oldu. Ben bu işte çok iyiyim, çok. Yani yıllardır bu işi çok iyi yapıyorum. Allah Allah. Ben bunun yaptığın ilk dadılık iş olduğunu sanıyordum. Ömer Bey, ne dadılığı? Ben insan sarraflığından bahsediyorum. Yani sezgilerim muhteşem değil mi? Evet, muhteşem. Bir erkeği ne zaman hafifçe itelemem gerektiğini çok iyi bilirim ben. Çok iyi biliyorsun. Öyleyse kitabını yayıncıya göndermekte de haklıydım. Kovuldun. Melek, kitabı kimsenin okumasını istemediğimi çok iyi biliyordun. İyi, o zaman niye benim okumama izin verdin? Ben sadece senin düşüncelerin... Senin okumana kim izin verdi ki? Tamam Ömer Bey, tamam. Sakin ol. Bak yine Uran seyirmeye başladı. Ömer Bey, sen çok yeteneklisin. Bu yeteneklerin boşa gitmemeli. Bak bana. Yeteneklerimi değerlendirmeseydim bir villam, bir limuzinim ve bir uşağım olur muydu? Melek, bütün bunlar senin değil ki. Bu yarım bardağı boş mu, dolu mu görüyorsun? Ona bakar. Ben dolu görüyorum. Kime ne? Uzun lafın kısası, sen mükemmel bir yazarsın, kitabın da mükemmel.
Sanırım bir yayıncıya göndermekten hiçbir şey çıkmaz. Ha bir ha 12. Fark etmez. Önemli olan Tolga konusunda haklıyım. Senin konuda da haklıyım. Hadi Tolga geç kalıyoruz. Güzel çocuk, yakışıklı oğlan. Hiç bu kadar çirkin bir çocuk da görmemiştim. Lütfen, yemek yiyebileyim diye buraya kaçtım. Eğer birisi E.T. portresi yapmak isterse bu çocuğu model olarak kullanabilir. Benim minik oğlum, nasıl ama? Çok şeker! Her şey çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Ayık. Bu ne biçim ayran böyle? Ekşimiş mi ne bu? Aa, olur mu hiç? Anne, Sultan haklı. Demin ben de içemedim içeride. Dene kalmış yoğurtlardan yaptın herhalde. Ama şişeye koydum, yetmez mi? Amcam nereden bilecek? Ne yani? Ayran uzmanı mı? Sana borcum mu var? Asıl senin bana borcun var. 1965'te milli maça giderken otobüs biletlerini ben almıştım. Onu hatırlıyorsun da. Benim köfte ekmeğe 2 ısırık atıp gazozumdan 3 yudum içtiğini nasıl unutursun? Melek! Efendim? Birisi buraya uyuz bir köpek getirmiş. Oğlan için hiç iyi değil. Rukiye nene, çocuğun ta kendisi o. Keşke ona köfteyi vermeseydim. Yere düşmüştü. Anne! Hadi artık geç kalmadan başlasak diyorum. Rıza! Devre arasına kadar bekleyemiyoruz. Gel artık. Tolga sen ne yapıyorsun burada? Düğünü çekiyorum. Bak. Kamerana sımsıkı sarıl, tamam mı? Oğlanı çekeceksin. Tamam. Hadi. Ben ne dersem onun için buradayım. Tamam. Hayır aman Tolga'yım. Ya. Ta, ne oluyor? İyi misin? Hayır. Tolga! Aa! Tolga kalk! Tolga kalkmalısın! Kaçıracaksın! Bir daha tekrar olmaz ki canım bunun! Sünnet bir hafta önceydi. Sana bırak artık bunu da düşürmeyi. Tolga çok utandı. Anneme Antalya yasağı kondu. Aileden hiç kimse benimle konuşmuyor. Ayrıca... Ha! Gördün mü bak? Her işte bir hayır vardı. Hadi Tolga, neşelen biraz. Sünnet'i çekmemen kimsenin umurunda bile değil. Sultan Hanım yüzüme tükürdü. Aa, Tolga, o sana pü maşallah demiştir. Bizim evde mobilyaların üstü neden naylon kaplı sanıyorsun? Sen dua et, Rukiye ninem sana pü maşallah demedi. Alimallah, ağzındaki takma dişler fırlayıp yüzünü gözünü parçalardı. Pertev, ben bunun iyi bir fikir olacağını zannetmiştim. Ne oldu bana, bütün sezgilerimi kaybediyorum. İster misin Ömer Bey'in kitabı da beğenilmesin? Melek Hanım! Bence sezgiler hala kuvvetli. Pertev, Melek nerede gördün mü? Üzgünüm efendim, çıktı. Ya, yazık. Halbuki ben de içeride Ajda Pekkan'la birlikte... Ben de! Hani bana bu konuda şaka yapmayacağınızı dair söz vermiştiniz? Yaptığını beğendin mi Melek Hanım? Kitabımı reddetmişler. Hatta nefret etmişler. Abartıyorsun Ömer Bey. Nefret etmemişlerdir. Nefret ettik. Üzgünüm Ömer Bey. Ne yaptığımı bilmiyorum. Üst üste yanlış yapıp duruyorum. Galiba gücümü kaybettim. Hani bazen böyle tatlı cadıya da olurdum. Melek, benim sünnet kasetimi amatörler video yarışmasına mı gönderdin? İşi bırakıyorum. Artık buraya kadar. Ben çocuk büyütmeye uygun birisi değilim. Hata üstüne hata yapıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum ben. Bitti. Benim kaset seçilmiş. Biliyordum, biliyordum. Bu, babamın hiç izin vermediği televizyon stüdyolarına girebiliriz demek. Bu ne demek? Stüdyolara torpilsiz ziyaret demek. Eğer başka kanalların stüdyolarını ziyaret ederseniz ihanet demek.
bu sezgilerim geri döndü demek. Bu eskisinden daha iyiyim demek. Ya öyle mi? Peki bu ne bu? Ömer Bey, ben alt tarafı bir dadıyım. Beni çocuklarına bakmam için tuttun. Sen yetişkin koskocaman bir adamsın. Eğer sorunlarına çözüm bulmak istiyorsan evlen. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Seti bulana kadar bizimkiler Gazi Osman Paşa'dan Taksim'e kadar gelirlerdi. Birine soru versek bari. Ben Mehmet'in patronun oğluyum. Burayı avucum içi gibi bilirim. Merak etmeyin. Bu tarafta. Bakın, isterseniz bu sefer not alın. Biraz karışık. Şu gördüğünüz kapıdan sağa döneceksiniz. Sonra yine sol. A plato, B plato ve asıl sürpriz şimdi C plato hemen sonra. Tamam tamam, anladık. Alfabetik sırayla. Öyle mi Küçük Bey? Bir de senin baban kanal sahibi olacak. Öyle mi? Biraz. Şunu alın, yanınızda kalsın. Hasan Ali Akasen'in oğlusunuz değil mi? Hayır, ben Ömer Girit'in oğlum. Beni meşgul etmeyin. Çocuklar, ben sizi sette bulurum. Şimdi acil bir tuvalet bulmam lazım benim. Benim de esma bir bomba. Tatlı hayat, tatlı Ya kendi evimde aç aç oturacaksam niye zengin oldum ben? Sevinç, şu anda öyle açım ki mutfaktan ne çıksa yerim. Kes, kes! Aa! Hayır Bilginer! Şimdi ben bir resim alayım. Ay, bu ev dekor mu? Evet. Tuvaletle mi dekordum? Yara, Tolga nerede? Hey, çocuk parkı değil burası. Ya aman tamam canım, çıkıyoruz. Yolu biliyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Ay, Allah'ım neredeyiz biz? Ay, en büyük yıldızlar bile nasıl kaybolup gidiyorlar şimdi daha iyi anlıyorum. Hah, şurada bir kapı var. Ay. Kedine sarıldığıma inanamıyorum. Gerçekten de film gibiydi. Evet, ama pek mutlu bitmedi. Ben çıktığımda nasıl alkış koptuğunu gördünüz herhalde. Biz de koptuk. Tolga nerede? He Tolga? Küçük başarılarla yetinemem. Babamın eksiklerini kapamalıyım. Gelebildiniz. Ah, çok komik. Biliyorsun her an gelebilir. Onun ceketini çıkarsan iyi olur. Koca burunlu uşak Ömer'in kitabını okumak için deli oluyor. Ne salak bir durum. Haberin olsun. Bu onun kitabının tamamı değil. Yalnız birinci bölümden beşinci bölüme kadar olan kısım var. Ah, bende de altıdan ona kadar olan kısım var. E tamam, ver değiştirme. Ver değiştirme tamam. Ah, hoş geldiniz Ömer Bey. Ya evet. Ha ha ha.
Bunu yutacak değilim. Bırak da Ömer'in aptal kitabını okuyayım. Suzan! Muhteşem kitabını! Olağanüstü! Olağanüstü! Bunu durdurmaya çalıştım efendim ama ancak bu kadarını kurtarabildim. Ay! Ne gündü! Star olmak ne kadar zormuş Ferdi. Bana güzel bir çay demliği ver. Ayrıca yatağımı da havalandır. Hülya Avşar'ın kafeteryaya bıraktığı fıstıkları sınıftakilere gösterince sınıftaki herkes çıldıracak. Ya. Ama Hülya Avşar orada yoktu ki. Sınıftan da kimse yoktu. Hı. İnanamıyorum. Ne? Kitabımı basacaklarmış. Gördün mü? Ben sana demedim mi? Sende müthiş bir yetenek var. Artık herhalde kendine güvenirsin. İtiraf edeyim, bir hayli heyecanlandım. Ya. Şey, sanırım sana bir özür borçluyum Melek. Aa, Ömer Bey, senin ne kadar iyi olduğunu herkes bilsin yeter bana. Melek. Efendim Berde. Kitabın basılması için ne kadar ödedin? Şşş, Berde. 2 milyar 2. Parayı nereden buldun? Ya senden isteyecektim. Ah. Sezgilerin gene zayıflıyor. Peki ya öğrenirsen? Sen söylemezsen asla öğrenmez Pertev. Faturayı da mektuba iliştirecek değiller herhalde. Melek!